Yukarıdaki parçada bu akım ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? Bu akımın düşünsel temelleri hümanist dünya görüşünün ışığında gerçekleşen Rönesans ve reform hareketleri ile atılır. Bu hareketlerin toplumsal yaşamda yol açtığı çalkantılarla Avrupa bir kargaşa ortama girer. Fransa'da 40 yıl süren mezhep savaşları yaşanır. 17. yüzyıl başlarında Fransa kralı derebeylerin hakimiyetini ortadan kaldırarak güçlü bir merkezi otorite oluşturur. Kral getirdiği katı kural ve yasalarla halkın özlemini çektiği düzen huzur ve istikrarı sağlamış olur. Bu düzen gereksinimi edebiyat dünyasında da görülür ve 1635'te Fransız Akademisi'ni kurar. Bu akım doğmasında ve gelişmesinde akademinin rolü büyüktür diyor arkadaşlar. Bu bir bilgi sorusu neyden bahsediyor? Klasizm akımından bahsediyoruz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Realizm, gerçekçilik, sembolizm arkadaşlar simgecilik kapalı anlatımlı olması biliyorsunuz. Romantizm, coşku ve hayal, naturalizm gerçekliğin deneylerle daha ileri götürülmüş hali. Cevabımız A. Tablodaki ifadeleri karşılayan harflerden hangileri boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? Aşağıdaki kutucuklarda verilen soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarken bir sorunun birden çok cevabının olabileceğini göz önünde bulundurunuz diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tablodakilerden hangisi Fransız edebiyatı trajedi sanatçılarındandır diyor. İki kişi olabiliyordu. Cornel ve Racine yani buraya Bursa ve G'yi getirdik. O yüzden Bursa'nın ve G'nin olduğu şıkları eliyoruz. Bu durumda gördüğünüz gibi Edirne şıkkı ve Bursa şıkkı gider. E, demiş ki tablodakilerden hangisi Charles Dickens'ın roman türündeki eserlerinden biridir? Oliver Twist arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da ne yapıyoruz? C şıkkını getiriyoruz. Tablodakilerin hangisi sembolist bir şairdir demiş? Paul Verlaine. Yani buraya da F'yi getiriyoruz. Bu durumda hangilerini eliyoruz? C'nin olduğu şık da gider. Yine C'nin olduğu şık da gitti gördüğünüz gibi. Şimdi e, bu şekliyle baktığımızda geride ne kaldı? Albert Camus'la ilgili bir şey yok. A. Ondan sonra Ölü Canlar, Google bununla alakalı bir şey yok. Bunu da e, yazdık. Daha sonra E'yi de yazdık. Evet, başka neyle alakalı bir şey yok? Bernard e, Shaw'la alakalı bir şey yok. Yani şu yuvarlak içerisine aldıklarım bu da D. Ondan sonra şu. Bir de ne var burada? ölü canlar var. Ha şunu yazmadık. Hangisi demiş? Alman edebiyatı sanatçılarındandır. Schiller ve David Copperfield arkadaşlar. Yani şöyle Ç ve yumuşak G ile de yazdık. Dediğim gibi cevabım C şıkkı olur. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Bazı akımlar belli bir sanat dalı içinde etkili olurken bazıları da birçok sanat dalında belirleyici bir etken olarak görülür. Edebiyat akımları genellikle bir önceki akıma tepki olarak ortaya çıkmıştır. Nokta nokta klasizme demiş arkadaşlar. Yani klasizme ne tepki olarak ortaya çıkmış? Romantizm değil mi? Yani şuraya romantizm getirebiliriz. Tamam. Peki romantizme tepki olan realizm realizme tepki olan sembolizm bu şekilde yerleştirdiğimizde bulmuş oluyoruz. Romantizm, realizm ve sembolizm olacak cevabımız E şıkkı. Numaralanmış yargıların doğru yanlış tespitleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Sadi Şirazi Manastan esinlendiği eserlerinde aşk, yurt ve tabiat sevgisi temaları işlenmiş. Yani Manastan esinlendiği eserlerde aşk, Yurt tabiat sevgisi olamaz. Bu yanlış arkadaşlar. Cervantes İnebahtı Deniz Savaşı'na katılmış. Esir düşmüştür. Don Quixote eserine etkisi olmuştur bu olayın. Bu kesinlikle doğru. Henrik Ibsen modern Rus edebiyatının kurucusu olup romantizmden etkilenmiştir diyor arkadaşlar. Yanlış. Henrik Ibsen eleştirel gerçekçi edebiyat anlayışının biliyorsunuz ki tiyatrodaki öncüsüdür. Norveçlidir arkadaşlar. Rus değildir. Bu yüzden bu da yanlış. Yani yanlış doğru yanlış olacak. Cevap Denizli. Bu tablodaki numaralanmış yerlerin hangisindeki eşleştirme yanlıştır? Babalar ve oğullar Turgenev'in realizm akımından etkilenmiş arkadaşlar. Yüzbaşının kızı Puşkin'in romantizm akımı doğru. Kaybolmuş cennet Milton klasisizm. Kötülük çiçekleri Bodler sembolizm. Yabancı Albert Camus empresyonizm değil arkadaşlar. Varoluşçuluk akımı olan egzistansiyalizm akımından etkilenmiştir. Şöyle egzistansiyalizm bu şekliyle baktığımızda cevabımız E şıkkı olur. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İngiliz şair Rönesans dönemi sanatçılarındandır. Dünya edebiyatının en büyük oyun yazarlarından biri olarak değerlendirilir. Yarattığı karakterlerle insan doğasının evrensel özelliklerini benzersiz bir şiir diliyle yansıtmış. Yaşadığı yüzyıldan bu yana her çağda her ülkede oyunları en sık sahnelenen yazar olmuştur. Hamlet, e, Macbeth, Lear, Trajedi türünde bazı eserleridir. Gogol değil arkadaşlar. Bu romancı Anton Chekhov değil. Bu daha çok hikaye. Katabrank e, değil. E, Samuel Beckett değil. Shakespeare'den bahsediyoruz. Cevabımız C şıkkı olur. Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için aşağıdaki akımlardan hangileri yer değişmelidir? Bakalım. Batı edebiyatında akımlar iki gruba ayrılarak incelenebilir. 14. yüzyılla 20. yüzyıl arasında görülen akımlar Hümanizm, Klasisizm, Romantizm, Sembolizm, Süryalizm, Naturalizm ve Realizm akımlarıdır. 20. yüzyılda ise Fütürizm, Dadaizm, Parnasizm, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Egzistansiyalizm, postmodernizm gibi akımlar ortaya çıkmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi buna baktığımızda burada aslında kronolojik olarak bir hata var. Sürrealizm 20. yüzyılda arkadaşlar ve Parnasizm de tabii ki daha önce. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Yani bunların ikisini yer değiştirmemiz gerekiyor. Sürrealizm ve Parnasizm yer değiştirecektir. Cevabımız Denizli şıkkı olacak. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir bakıyoruz. Bir Fransız edebiyat tarihçisi bildiğim tek edebiyat yasası belirli bir görüşten bir süre sonra bakıp onun karşıtı olan anlayışı istememizdir der. Bu açıklama sanat akımlarının doğuşunu beğeni değişikliği ve moda ihtiyacına bağlar. Kuşkusuz bu oluşunda siyasi ve felsefi düşünceler de rol oynar ancak akımların doğuşunda en önemli etkenin toplumsal yargıdaki değişmeler olduğu göz ardı edilemez. Edebiyat akımları çoğunlukla birbirini reddederek ortaya çıkmış olsa da. Bazı edebiyat akımları da bir önceki akımın uzantısı olarak gelişmiştir. Söz gelimi nokta nokta realizmin uzantısıdır demiş arkadaşlar. Şimdi realizmin uzantısı dediğimiz şiirde parnasizm onun devamı olan daha doğrusu realizmin bir üst versiyonu olan naturalizm var. Realizmin şiirdeki hali de parnasizmdir arkadaşlar. Bu yüzden cevabım Bursa. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde Parnasizm etkilerinden söz edilebilir? Parnasizmde şair kişiliğini, gözler, duygularını değil, dış dünyadaki gözlemlerini anlatır ve anlatımda nesnelliği ilke edinir. Parnasyenler betimlemeye ve biçim mükemmelliğine önem verir. Nazım biçimine, vezin ve kafiye, boya geliri bir ritim aracı olarak kullanmaya büyük özen gösterir diyor arkadaşlar. Şimdi bu şekliyle baktığımızda ne yaparız? C şıkkını eleriz. Çünkü burada ne yoktur? Biçim mükemmelliği yok arkadaşlar. Denizli şıkkını da eleriz. Hatta Edirne şıkkını da eleriz. Buralarda biçim mükemmelliği yok. Şimdi Bursa'ya da Adana olabilir. Bakıyoruz şimdi. Bu sefer de içeriğine bakmamız gerekiyor. Sarmış ufuklarını senin gene inatçı bir duman. Beyaz bir karanlık ki gittikçe artan. Ağırlığının altında her şey silinmiş gibi büyük tablolar tuzlu bir yoğunlukla örtülü. Tozlu ve heybetli bir yoğunluk ki bakanlar onun derinliğine iyice sokulamaz korkar. Ama bu derin karanlık örtü sana çok layık. Layık bu örtünüş sana ey zulümler sahası. Gördüğünüz gibi bir gerçeklik var arkadaşlar. Şimdi duman ve artan ifadelerinde tam kafiye var. A ve N'den. Ondan sonra e, bakanlar ve korkar ifadelerinde A, R var. Yine tam kafiye. Yani kafiye, ritim, vezin gibi şeyler var mı? Var. Kısacası şiirdeki gerçekçiliktir Parnasizm. Bu yüzden de arkadaşlar cevabımız A şıkkı olacak ama de bakalım ne arzum ne emelim yaralanmış bir elim. Ben gurbette değilim gurbet benim içimde derken burada bir gerçeklikten söz edemeyiz. Cevap A. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Algılanan, Dış görüntülerin arkasında evren gizli bir anlam taşımaktadır. Şairin görevi sezgi yoluyla ulaşılabilen bu gizli anlamı ortaya çıkarmaktır. Bunu yapabilmek ise ancak simgeler aracılığıyla olabilir. Kullanılan simge görülmeyen bir şeyin görünür işaretlidir ve sanatçıya özgü olmak zorundadır. Görünenin arkasındaki gizli anlamlara ancak sezgi yoluyla ulaşılabildiği için bunların açık bir şekilde anlatılması da mümkün değildir. Sanatçı anlamları sezdirmeye, hissettirmeye, telkin etmeye çalışır. Böylece anlam kapalılığı estetiğin önemli bir özelliği olur diyor arkadaşlar. Şimdi bir kere sezgi diyor. Bir kere anlam kapalılığı diyor. Beni sembolizme götürdü. Ekspresyonizm dışa vurumculuktur. Fütürizm değil, gelecekçilik, romantizm. Hayal e, arkadaşlar hayal ve coşumculuk parnasizm şiirdeki gerçekçilik bunlar değil cevabım denizli Aşağıdaki kutucuklarda verilen soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak cevaplarken bir sorunun birden çok cevabının olduğunu göz önünde bulundurunuz. Tablodakilerden hangisi edebiyat dışında resim sanatında da etkili olmuştur diyor arkadaşlar. Buraya G gelecek yani kübizm. O yüzden G'nin olduğu şıkları ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tablodakilerden hangisi sürrealizmin temsilcilerindendir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda sürrealizmin temsilcisine kimi getirebiliriz? Andre Breton yani A'yı getirdik. O yüzden A'yı da eliyoruz ve A'nın olduğu şıkları da eliyoruz. Hangisi realizmin sanat anlayışıdır diyor arkadaşlar. Şimdi realizmin sanat anlayışına baktığımızda sanat için sanat anlayışı hakimdir. Bu yüzden C şıkkında ne yaptık? Eledik. Tablodakilerden hangisi şiirde gerçekliği uygulayan edebi bir akımdır diyor arkadaşlar. Şiirde gerçekçilik diyorsa ne olacaktır? Parnasizm olacak. F'yi de ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Evet, bakıyoruz. Ç dışarıda kaldı. D dışarıda kaldı. B dışarıda kaldı. G yumuşak G dışarıda kaldı. Empresyonizm. Bunlar da arkadaşlar resme ilgi duymuşlardır. Bunu da şöyle ekliyoruz buraya. Bunu da eliyoruz ve cevabım C şıkkı olur. Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu şiirde aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin özellikleri ağır basmaktadır diyor. Cennetin serin katmanlarının dağları, ay ışığında soluduğumuz güzel nehirler. Karanlık ovalar sana büyük dört nala geçiyorum bu çıldırmış canavarın. Yıldızlarım, yıldızlarım. Onun ayak seslerini, havlamasını, gürültüsünü duyuyor musun? Ve bakır ciğerlerin sonsuz çıngırağı diyor arkadaşlar. Şimdi bu bizim için fütürizmdir. Akımın temel amacı geçmişteki estetik değerleri ve gelenekleri bütünüyle reddetmek, dünyanın geleceğinin modernlik olduğunu savunmak, makineleşme, sürat, ondan sonra hız gibi şeyler arkadaşlar, devrim, dinamizm gibi şeyler ne yapıyor? Bu akımın önemli özellikleridir biliyorsunuz ki biz buna fütürizm diyebiliriz. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Çünkü burada çıngırak diyor, bakır diyor, dört nala diyor gördüğünüz gibi. Egzistansiyalizm değil varoluşçuluk. Empresyonizm değil arkadaşlar. Parnasizm şiirdeki gerçekçilik demek. Değil zaten burada öyle bir gerçekçilik yok. Sembolizm kapalı anlattım. Şiirde imgelerin olması, kapalı anlatımın olması, ağır dilin olması demek bu da değil. Bunu da eliyoruz. Cevap Bursa. Kimisi doğru kimisi yanlış tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgiler cevap okları yönünden takip edildiğinde doğru çıkış aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Edgar Allan Poe sembolizmden etkilenmiş olan polisiye roman yazarlarındandır diyor arkadaşlar. Baktığımızda bu doğru o yüzden doğruyu takip ediyoruz. Şehriyar Kırgız Edebiyatı'nın dünyaca ünlü ismi olup Gün Olur Asra Bedel romanının yazarıdır diyor arkadaşlar. Yanlış Gün Olur Asra Bedel Adalet Ağoğlu'nun bu yüzden yanlışı seçiyoruz. Victor Hugo dram tiyatro türünün ilkelerini yazmıştır diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bizi şöyle doğruya getirdi. Cevabım da Bursa şıkkı olur. Tablodaki numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mallar mı? Etkilenilen akım, sembolizm. Kaçıncı yüzyıl? Diyelim ki onu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Onu boş bırakın ve başka birisine bakın. 20. yüzyıl modernizm diyor ve Molière diyor. En çok bunu biliyor olabilirsiniz değil mi? Yani 17. yüzyıl Molière etkilenilen akım. E, hangisidir Molière'in arkadaşlar? Klasisizmdir. Dolayısıyla buraya klasisizm yazıyoruz. Şöyle Evet bundan etkilendi. Şimdi bunu bulduktan sonra aslında işim kolay. Modernizm diyorsa Frans Kafka mallar mı? 19. yüzyıl ve cevabım denizli şıkkı olur. Siz dilediğiniz yerden başlayabilirsiniz tabii. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Realizm akımının öncülerinden dünya edebiyatının en büyük roman yazarlarındandır. Romanlarını insanlık komedyası genel başlığı altında toplamak istemiş. Yaklaşık 150 roman olarak tasarladığı bu bütün ancak 97 kitabını yazabilmiştir. Parçalanmış hayatlardan yola çıkarak toplumsal yapıyı gözler önüne sermek için gerçekçi gözlemciliği ve zengin hayal gücüyle 2000'den fazla roman kahramanı yaratmış. Fransız toplumundaki karakterlerin neredeyse hepsini büyük bir başarıyla yansıtmıştır. Hiç çaba olmamasına rağmen, Goriot Baba eseriyle dünyanın en karakteristik ve başarılı baba figürlerinden birini kurgulayarak yaratmıştır. Emile Zola arkadaşlar zaten naturalizm, Flaubert değil, Flaubert'in Madame Bovary'si var biliyorsunuz. Dostoyevski değil, Stendhal değil, Balzac'tan bahsediyoruz. Cevabım C. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Romantizm akımının öncülerinden Fransız devriminin fikir babalarındandır. Kim yazarlara göre Voltaire Fransız devriminin kafası ise nokta noktada kalbidir. Modern demokrasi anlayışını temel oluşturan toplumsal sözleşme öğretisi ve toplum sözleşmesi eseri ona ayrı bir ün kazandırmıştır. Filozof sıfatını her zaman reddetmiş doğayı insan özüne götürerek yenileyen bir kaynak olarak görmüştür. Toplum ve uygarlığın insanın temiz doğasını bozduğu düşüncesindedir. Gönül ve duygu yolunu akıl yolundan üstün tutmuştur diyor arkadaşlar. Victor Hugo değil, o zaten biliyorsunuz evet romantizm ama romantizmi daha çok ilkelerini ortaya koymuş. Dante değil, Kater Brandt değil, Boylau değil arkadaşlar. Jean-Jacques Russo'dan bahsediyoruz. Cevabım C şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Realist sanatçının amacı gerçeği sanatının kuralları içinde sanat eserinin içine taşımaktır. Sanata bunun dışında dini, ahlaki, sosyal bir amaç yüklenemez. Her şeyden önce gözleme önem verir. Bilimsel yöntemle elde edilen belgeleri anket yöntemine de başvurur. Bu doğru arkadaşlar. Realizm akımı için. Sanatçının masa başında oturarak, hayaller kurarak gerçeğe ulaşması imkansızdır. Günlük hayatta rastlanan ya da rastlanması olağan bulunan olağan olaylar kişiler ve çevreleri anlatılır. Doğru. İnsan gerçek yaşamda olduğu gibi ideal yanlarıyla anlatılır. Romantik eserlerde rastlanan olağanüstülüklere, mucizelere yer verilmez diyor arkadaşlar. Bu yanlış olacak. Cevabım aşıkkı olur. Numaralanmış özelliklerin harflerle gösterilen sanatçılarla doğru şekilde eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Klasisizm akımının komedi türünde en büyük Fransız sanatçısı. Yani biri biz neyle eşleştireceğiz arkadaşlar? Şöyle bire baktığımızda Molière olacak. Yani C gelecek birinin yerine. 2'ye bakıyoruz hemen. Dünya edebiyatında küçük öykü türünün yaratıcısı ve ilk büyük ustası arkadaşlar Bokasyo'dur. Yani ikiyi şöyle E ile eşleştiriyoruz. 3'e bakıyoruz şöyle. Dünyanın en iyi hatiplerinden biri olan, biri olarak bilinen Latin sanatçısı Roma Senatosu'nun en güçlü Adamlarından biri olmuştur. Çiçero'dur bu da yani 3'e de A diyoruz gördüğünüz gibi. 4'e bakıyoruz. İtalyan Rönesansı'nın yapma destan türündeki baş yapıtlarından olan kurtarılmış Kudüs'ün yazarı arkadaşlar kimdir? Tasso'dur. 4'ü Denizli ile eşleştirdik ve zaten Batı Edebiyatı'nın ilk büyük eserleri sayılan İlyada ve Odessa destanlarının derleyicisi Homeros'tur. 5'e de şöyle Bursa dedik. Bu şekliyle baktığımızda da cevabım C şıkkı. Denizli şıkkı. Numaralanmış eserler ile özellikleri eşleştirildiğinde hangi iki eser adı açıkta kalır diyor arkadaşlar. Aydınlanma çağı yazarlarından olan Jonathan Swift'in mizahi bir üslupla yazdığı bu romanı onun en önemli eseridir. Bir çocuk klasiği olarak ünlenen bu eser gerçekte İngiliz toplumunun... Ve uygar dünyanın bir hicvidir diyor. Gülüver'in gezileri olacak arkadaşlar şu şekilde. Cevaplarımda 3 olmayacak bu yüzden bunları eliyoruz. Devam edelim. <laughs> evet. E, Knut Hamsun'un ıssız toprakları canlandırmak için insan gücünün verdiği imtihanları tabiat kuvvetleriyle çetin savaşları hikaye eden bu roman. Katı ve boş topraklara düşen alın terlerinin önce kıt kanat giderek cömert hasadını bu başarıdaki büyük hazdı dile getirir diyor arkadaşlar. Baktığımızda neyden bahsediyor? Dünya nimetinden bahsediyor. Bunu da eliyoruz. 19. yüzyıl Rusya'sının önemli bir toplumsal olayını köleliği eşine az rastlanır bir yazım gücüyle anlatır Gogol bu eserinde. Köleliğin kaldırılmasından önce toprak sahipleri çalıştırdıkları kölü sayısı kadar vergi ödemek zorunda oldukları gibi devletten para da alabiliyorlardı. Ölü canlardan bahsediyoruz. Bunu da eledik arkadaşlar. 2 ve 4 dışarıda kaldı. Cevabım C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yere gelecek eserlerden değildir? Distopik toplumlar edebiyatın birçok alt kültüründe, alt türünde görülür ve genellikle toplumdaki politik, ekonomik, teknolojik ve dini problemlere dikkat çekmek için kullanılır. Distopik romanlar ise genellikle çağdaş toplumun unsurlarını içeren ve bazı modern eğilimlerin Sakıncalarına karşı uyarı niteliği taşıyan romanlardır. Çoğunlukla ütopik bir toplum anlayışının antitezini tam, tanımlamak için kullanılır distopya. Gelecekte olabilecek olumsuz toplumsal yapıları tanımlar. Geleceğin bir çeşit uyarısı sayılan nokta nokta gibi romanlar distopya edebiyatının önemli örnekleridir diyor arkadaşlar. Şimdi 80 günde devri alem arkadaşlar biliyorsunuz ki Jules Verne tarafından yazılmış. Jules Verne tarafından yazılmıştır. Ve türü bir nedir arkadaşlar? Macera romanıdır. Bu yüzden de zaten direkt cevabım aşık. Kasineklerin Tanrısı, Fahrenheit 451, 1984 Cesur Yeni Dünya örnekleri ve eserleri distopya edebiyatın önemli eserleridir. Ve cevabım aşıkı olur. İçerik özellikleri göz önüne alındığında bu şiir aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? Derdim yeter. Sakin ol dinlen biraz artık. Akşam olsa diyordun işte oldu akşam. Siyah örtülerle sardı şehri karanlık. Kimine huzur iner gökten, kimine gam. Bırak şehrin iğrenç kalabalığı geçsin. Yesin kamçısını, hazın sefil cümbüşte. Toplasın acı meyvesini nedametin. Sen gel derdim verelini bana, gel şöyle. Bak göğün balkonlarından geçmiş seneler eski zaman esvaplarıyla eğilmişler hüzün yükseliyor güler yüzle sulardan seyret bir kemerde yorgun ölen güneşi ve uzun bir kefen gibi doğuyu saran geceyi dinle yürüyen tatlı geceyi diyor arkadaşlar. Şimdi Mayakovski'ye baktığımızda onun şöyle bir tarzı var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim edebiyatımızda Nazım Hikmet ondan etkilenmiştir. Merdiven gibi şiir yazar. Fütürizm akımından etkilenmiştir. Bu yüzden bunu eliyoruz. Bu olamaz. Marinetti'ye baktığımızda o da fütürizm akımının temsilcisidir arkadaşlar. Şekil e, şekline baktığımızda şiirin Marinetti'ye ait de olamaz. Bu yüzden ne yaptık? Bunu da eliyoruz. E, Goethe'a baktığımızda arkadaşlar o da Parnasizm'in kurucusudur Goethe biliyorsunuz ki Parnasizm nedir tabii ki şiirdeki gerçekçiliktir ama buraya baktığımızda biz kapalı anlatımı gördük ağır dili gördük sembolleri gördük simgeleri gördük gördüğünüz gibi dolayısıyla Parnasizm'in izleri yok bunu da eliyoruz. Yine e, Louis Aragon'a baktığımızda arkadaşlar önce Dadaizm akımının öncüleri arasındaydı daha sonra... Andre Breton'la beraber e, sürrealizmin kurucularından biri oldu. O yüzden sürrealizmde de işte bilinçaltı gibi ifadeler olmalıydı bu da yok. Kapalı anlatım olduğu için değil ağır olduğu için arkadaşlar Bodler yani sembolizm akımının etkisini görüyoruz bu şiirde. O da Bodler'de vardır bu yüzden de cevabım şöyle Denizli Şıkkı olur. Bu parçadaki bilgi yanlışı numaralanmış bölümlerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Romantizm klasizme tepki olarak ortaya çıkmış. Doğru. 19. yüzyıl akımıdır. Tamam. Akımın doğuşunda en önemli etken Fransız devrimidir. Doğru. Akıl ve sağ karşılık duygu ve hayallere büyük önem vermiştir. Tamam duygu, hayal ve coşumculuğa önem vermiş. Sanatçılar yapıtlarında kişiliklerini gizlememişler. Duygularını, tutkularını, izlenimlerini içtenlikle dile getirmişlerdir. Klasizmde önemsenmeyen insanın iç doğasına karşı büyük sevgi göstermişlerdir. Yanlış arkadaşlar çünkü romantizmde doğaya karşı büyük bir sevgi söz konusu. Cevap E şıkkı. Bu parçada söz edilen eleştiri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Akımın en önemli eleştirmen temsilcisi Anatole France. Bu anlayışı şöyle özetler: İyi bir eleştirmen şaheserler arasında kendi serüvenlerini anlatır. Nesnel sanat olmadığı gibi nesnel eleştiri de yoktur. Gerçek şudur ki insan hiçbir zaman kendinin dışına çıkamaz. Eleştirmen açıkça şöyle demeli: Efendiler size Shakespeare, Racine, Pascal ve veya göte ile ilgili olarak kendimden söz edeceğim. Eleştirmen eserden zevk alıp almadığına bakar ve yapabileceği tek şeyin eserinde kendinde bıraktığı duyguları anlatmak olduğuna inanır. Yani arkadaşlar kendinde bırakılan izlerdir değil mi? Ya da diğer bir adıyla akımın da diğer adı zaten kendisinde bırakılan izlenimlerdir. Biz buna empresyonizm diyoruz ve empresyonisttir. Egzistansyalizm varoluşçuluk değil, ekspresyonizm değil arkadaşlar. Sürrealist ve realist değil. Cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin edebiyattaki yansımalarından biri olamaz? Modern yaşamı sorgulayan ve reddeden bir tavrı benimsemek diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Bu doğru. Sorgulayıcı ve reddedici bir tavrı var. Çünkü daha doğrusu yerleşmiş olan bütün gelenek, görenekler var olan yerleşik düzendeki her şey reddedilir. Doğru. Tek ve tartışmasız bir gerçek anlayışı yerine gerçeğin ancak bir parçasının bilinebileceğine inanmak. Bu da doğrudur. Bunu da eliyoruz. Sanatı sanatçının bir yaratışı olarak değil de dinleyiciler, okuyucular tarafından meydana getirilen kültürün yeniden inşa edilmesini kabul etmek yani okuyucular ve dinleyiciler tarafından şekillendiğini söylüyor sanatın doğru. Sanatla gerçek arasındaki bağları güçlendirmek ve yerleşik değerleri sağlam temeller üzerine yükseltmek yanlış arkadaşlar. Yerleşik değerlere karşıdır zaten postmodernist anlayış bu yüzden cevabım denizli. Gerçekle kurmacayı iç içe kullanmak, söz gelimi, romanda olay örgüsü, kişi kadrosu, zaman, mekan gibi ögelerde gerçekle kurmacaya birlikte yer vermek bu doğrudur. Cevabım Denizli şıkkı. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi diğerlerinden farklı bir edebi akımı benimsemiştir? Stendhal, Realizm, Tolstoy, Realizm, Steinbeck, Realizm, Gogol, Realizm arkadaşlar. Göte, Romantizm akımını şöyle, Romantizm akımını benimsemiştir, etkilenmiştir diyoruz. Cevabım C şıkkı olur. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Sigmund Freud'un düşüncelerinden de dadacılıktan esinlenilerek oluşturulan sürrealizm 20. yüzyılın en uzun ömürlü sanat edebiyat akımı olmuştur. Doğru, varoluşçular toplumcu söylemlerine karşın geniş halk yığınlarına değil aydınlara seslenen bir edebiyat yapmışlar. E, popülizme karşı çıkmışlar. Doğru, egzistansiyalizm akımından bahsediyoruz. Kübistler dış dünyanın yalnızca görünen yüzünü değil, görünmeyen yönlerini, yalnızca şimdiki zamandaki halini değil, geçmişi ve geleceğini de yansıtmak isterler doğru. Fütürizm geleneğe, geçmişin değer yargılarına karşı çıkarak modern yaşam biçimini savunan teknolojiyi, özellikle makineleşmeyi yücelten ve bakışını geleceğe çeviren bir sanat anlayışıdır. Doğru arkadaşlar bizdeki temsilcisi biliyorsunuz ki Nazım Hikmet. Ekspresyonistlere göre ekspresyonizm yani dışa vurumluk şöyle dışa vurumculuk e göre demiş gerçek insanın içinde ruhunda gizli değil başka bir yerdedir sanatın amacı bu dış gerçekliği anlatmaktır yanlış arkadaşlar gerçek olan insanın içinde ruhunda olandır amaç onu yansıtabilmek dolayısıyla bu yanlış cevabım E şıkkı olur. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Küçük hikaye dalında Fransız edebiyatının en güzel örneklerini vermiş Fransız edebiyatı. Olay hikayesinin dünya edebiyatındaki öncüsü ve büyük ustası olmuştur. Burjuva yaşantısına duyduğu tiksinti ve romantizme yaklaştırsa da var olanları olduğu gibi yansıtan tutumuyla realist, karamsar bir bakışla seçtiği insanlık durumlarıyla naturalisttir. Hikaye yazarı olarak tanınmasına karşın romanları da vardır. Bocasio'yu direkt geliriz arkadaşlar. O Dünya Edebiyatı'ndaki ilk hikayeyi yazmış. Emile Zola'yı eliyoruz. Çünkü onun böyle daha çok roman alanında. Rasin değil zaten. Anton Chekhov daha çok durum hikaye. Daha çok değil durum hikayesi yazmış. Maupassant. Bir de Anton Chekhov Rus biliyorsunuz. Maupassant'tan bahsediyoruz. Fransız ve olay hikayesinin önemli temsilcisi. Cevabımız Bursa şıkkı olur. İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bu şiirin aşağıdaki edebi akımlardan hangisini temsil ettiği söylenebilir? Anahtar kelimeleri doğru seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son fitlesi? Adedi devir motorun sesi, uyu çocuklar. Kim bilir ne harik harikuladedir? 160 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerden, mağazaları diyor arkadaşlar. Şimdi güzel günler göreceğiz, güneşli günler göreceğiz derken geleceğe dair bir umudu yok mu? Yani gelecek. Motor demesi, makineyle alakalı bir şey varsa arkadaşlar bu da önemli. Ondan sonra motorun sesi uy diyor, devir eder diyor, son fites diyor. Yani burada da bir hız var gördüğünüz gibi. Hız, makine, gelecekle alakalı bir şeyler varsa o bizim için gelecekçiliktir ve fütürizmdir. Bu yüzden de cevabımız Bursa şıkkı olur. Numaralanmış eserlerden hangisi karşıda verilen yazarlardan herhangi birine ait değildir? Parma Manastır arkadaşlar Stendhal tarafından yazılmış bir eserdir. Vadideki Zambak Balzac'ın, Meyhane Emile Zola'nın, William Tell Schiller'in, Antikacı Dükkanı Charles Dickens'in ama burada yazarı olmadığından cevabım Denizli Şıkkı olur. Sanatçılarla ilgili numaralanmış özelliklerden hangisi ortak değildir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Tiyatronun gelişimine katkı sağlamaları doğru. Corneal, Racine ve Molière. E, aynı ulustan olmaları, hepsi Fransız arkadaşlar. Bu da doğru. Klasizm akımından etkilenmeleri doğru. Farklı türde oyunlara imza atmaları arkadaşlar. Bu ortak özellik değildir. Mesela Molière e, daha çok komedi yazmışken arkadaşlar biliyorsunuz ki Racine trajedi yazmıştır. Bu yüzden bu ortak özellik değil. Cevabım C şıkkı olur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor bakıyoruz. Sanata bazı görevler yüklemişler. Okuyucuyu eğlendirmek veya ona haz vermek yerine onu sarsarak okuyucunun içinde bulunduğu uyuşukluktan kurtarmak istemişlerdir. Onlara göre sanat maskeleri kaldıracak, eleştirel bakışını burjuva sınıfına yöneltecek, ruhun derinliklerini gösterecek, insanlığı özgürlüğe ve kardeşliğe çıkaracak, çağıracak, egoizmle savaşacaktır. Ancak iç gerçekliğe yönelerek dış dünyadan kopan nokta nokta toplumculukları soyut bir düşünce olmaktan öte gitmemiştir diyor arkadaşlar. iç gerçekliği arkadaşlar dışa ne yapmayı, yansıtmayı düşünüyorlar değil mi? Dış dünyadan koparmayı düşünüyorlar. Dışa vurumculuk zaten akımın diğer adı da. Nedir bizim için tabii ki? Şöyle ekspresyonistler diyeceğiz cevabımız A olur. Empresyonizm izlenimcilik değil. Kübizm daha çok resim alanında. Eksistansiyalizm varoluşçuluk bu da değil. Süreyalistlerde zaten bilinçaltını biliyorsunuz esas alıyorlar. Bunu elediğimizde cevabımız A. Bu sözleri söyleyen bir yazar aşağıdaki edebi akımlardan hangisini temsil etmekte? Roman dediğin uzun bir yol üzerinde dolaştırılan aynadır. Bir bakarsın göklerin maviliğini, bir bakarsın yolun irili ufaklı çukurlarında birikmiş çamurları görürsün. Sonra da kalkıp heybesinde bu aynayı taşıyan ahlaksızla suçlayacaksınız. Aynı çamuru, ayna çamuru gösteriyordu diye aynaya kabahat bulmak olur mu? Böyle çamurlu çukur bulunan yola daha doğrusu suyun akmasını, kokmasını, çamur çukurları meydana getirmesini önlemeyen temizlik müfettişine çatmanız gerekmez mi diyor arkadaşlar. Bu şekliyle baktığımızda klasisizm olamaz çünkü roman diyor. Klasisizm daha çok tiyatro alanında. Romantizm olamaz arkadaşlar çünkü romantizmde duygu ve hayal var. Aynada olduğu gibi bir şey yansıtmaz. Egzistansiyalizm, varoluşçuluk, parnasizm. Şiirin daha doğrusu realizmin şiirdeki hali gibi düşünebilirsiniz. Eğer ayna diyorsa gerçekliği kast ediyordur. O da realizmde vardır. Cevabım C şık. Bu parçada özeti verilen eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Bakalım. Evet, Yoksul bir köylü olan Can Valcayan ailesi için çaldığı ekmek yüzünden kürek mahkumu olur. Birçok kaçma girişiminden dolayı cezası 19 yıla çıkarılmıştır. Hapisten sonra inancını yitirmiş bir kişi olarak topluma karışır. Geldiği kasabanın e, psikoposu ona yardım eder. Hayatını iyilik üzerine kurgular ve insanlara yardımcı olur. Onun geçmişinin peşinde olan polis müfettişi Javert ile roman boyunca çatışma yaşar. Cosette adlı yoksul bir kızı evlatlık edinir, onu evlendirir, gerçek kimliğini ortaya çıkarır, iyi ve saygın bir insan olarak yaşamaya veda eder diyor arkadaşlar. Tabii ki neyden bahsediyoruz? Victor Hugo'nun bir eseridir arkadaşlar. Hangi eseri? Sefiller isimli eserinin baş karakteridir Jean Valjean. Dolayısıyla cevabımız Denizli Şıkkı olur. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Rus edebiyatının iki büyük isminden biri olan nokta nokta Kırım ve Sivas Topal savaşları e, savaşlarına asker olarak katılmıştır. Burada kazandığı tecrübeler dünya edebiyatının en büyük eserlerinden biri olan Savaş ve Barış'ı yazmasını sağlamıştır. Savaş ve Barış önemli arkadaşlar. Kimin? Tolstoy'un. Diğeri ise nokta nokta Raskolnikov adlı bir hukuk öğrencisinin işlediği cinayetler sonrası yaşadığı vicdan azabını onun bu vicdan azabıyla olan muhakemesini duygu ve düşünce dünyasını anlatır. Raskolnikov dediği için arkadaşlar aklımıza suç ve ceza gelecek. O da Dostoyevski'nindir. Bu yüzden cevabım C şıkkı olur. Bu parçadaki bilgi yanlışı numaralanmış bölümlerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Romantizm 18. yüzyılın sonlarında Fransa'da klasizmin katı kurallarına tepki olarak doğmuştur. Doğru. Romantizmde akıl ve mantık değil, duygu ve hayal önemli doğru. Sanat toplum içindir anlayışı benimsenmiş, eserlerde topluma ve çocuklara yer verilmiştir doğru. Konular eski Yunan ve Latin kaynaklarından alınmıştır. Yanlış arkadaşlar, klasisizmde biliyorsunuz ki konular eski Yunan ve Latin oluyor fakat Romantizmin konuları arkadaşlar Hristiyanlıktır genelde. Onun dışında tarih ve günlük yaşamdan almıştır. Bu yüzden cevabım Denizli. Dram türü romantizmle birlikte boy gösterip gelişmiştir. Bu da doğrudur. Cevabım Denizli şıkkı olur. Yukarıdaki akım adları ile akım özellikleri eşleştirildiğinde hangi iki akım dışta kalır? Akademik ve felsefi bulundukları klasiklerin diline tepki gösterirler. Dil ve üslubu ya paylaştırdıkları gerekçesiyle her türlü kurala karşı çıkmışlardır diyor arkadaşlar. Kimlerdir? Romantikler. Bu yüzden romantizmi eliyoruz ve üçün olduğu şıkları da eliyorum arkadaşlar. 19. yüzyılın ikinci yarısında realist yöntemi benimseyen bir şiir akımıdır. Romantik şiirin aşırı duygusallığına bir tepkidir realizmin şiirdeki hali parnasizmdir. Dolayısıyla 5'i de eliyoruz arkadaşlar. Varlık özden önce gelir. İnsan önce dünyaya gelir. Sonra kendi özünü kendi yaratır. Dünyada kendisine yol gösterecek yardım edecek tek varlık yine kendisidir. Egzistansiyalizm varoluşçuluk. 2'yi de eliyoruz. Dışarıda 1 ve 4 kaldı. Cevabım C şıkkı. Bu dizeleri yazan sanatçı aşağıdaki edebi akımlardan hangisini temsil etmektedir? Bir tapınaktır doğa sütunları canlı. Anlaşılmaz sözler duyulur zaman zaman. Sembol ormanları içinden geçer insan tanıdık bakışlar süzer gibidir sızı. Ee, bir derin bir karanlık birlik içinde aydınlık kadar sonsuz gece kadar geniş uzaktan so söyleşen uzun yankılar gibi renkler sesler kokular karışır birbirine. Kokular vardır çocuk tenlerinden taze, o bu tatlı, çayır gibi yeşil kokular da vardır. Azgın, zengin, gürül gürül. İnsana sonsuz şeylerin tadını veren misk, amber, aselbent, buhur gibi kokular duyuları, düşünceyi alıp götüren sembol dedi anlaşılmaz sözler dedi arkadaşlar değil mi? Ondan sonra bolca söz sanatları var, semboller var, imgeler var gördüğünüz gibi. Bütün bunlar bizi neye götürecektir? Simgecilik olan sembolizme götürecektir. Klasizmde akıl var arkadaşlar biliyorsunuz ki akıl ve sağduyu, ekspresyonizm dışa vurumculuk, realizm gerçekçilik, parnasizm şiir alanında gelişmiş bir sanat olmasına rağmen şiirdeki gerçekçiliktir ama burada böyle bir gerçekçilik yok çünkü bolca söz sanatı mecazlı ifadeler var bu yüzden cevabım Bursa şıkkı olur. Bu parçadaki düşünceler aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin doğuşuna zemin hazırlamıştır? 18. yüzyılda aydınlanma çağını yaşayan Avrupa'da bunun meyveleri 19. yüzyılda toplanmaya başlanmış. Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi bilime büyük bir güven ve saygı duyulmasını sağlamıştır. August Comte tarafından sistemleştirilen pozitifizm öğretisi bu güven ve saygının sonucudur. Comte'ye göre insanlık teolojik ve metafizik çağları geride bırakmış, pozitif çağa girmiştir. Din ve felsefenin yerini bilim almıştır artık. Bilim insanlığın tüm sorunlarını çözecek, cenneti yeryüzüne indirecektir. Bilimin bu kadar yüceltildiği bir toplumda sanatın bilimden etkilenmesi kaçınılmazdır diyor arkadaşlar. Şimdi klasizm eski Yunan ve Latinden alır arkadaşlar. Neyini? İşte hmm, kaynağını oradan alır. Romantizm Hristiyanlıktan alır. Parnasizm, realizmin şiirdeki halidir. Sembolizm değil, alakası yok. Burada realizmden bahsediyor. Cevabım C şıkkı olur. Birinci grupta numaralanmış akımlardan hangisi? ikinci grupta verilen ifadelerden biriyle eşleştirilemez. Geometrik şekil dediği için aklınıza resim gelmeli. Kübizm arkadaşlar. Bunalım edebiyatı dediği için varoluşçuluk yani egzistansiyalizm. Ondan sonra sürrealizm düş gücü biliyorsunuz ki bilinçaltı gibi. Ondan sonra baktığımızda fütürizm bir değişim gelecekçilik çünkü. Ekspresyonizm dışarıda kaldı dışa vurumculuktur. Cevabım E olur. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Rus gerçekçiliğinin kurucusu olan sanatçı kendisinden sonra gelenleri derinden etkilemiştir. Farklı türdeki eserlerinde toplumun çürüyen yanlarını alaycı, yergici bir tutumla yansıtmıştır. Müfettiş, Oyun, Palto ise öykü türünde önemli eseridir diyor arkadaşlar. Kimden bahsediyoruz? Gogol'dan bahsediyoruz. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Bu metinlerde söz edilen edebi akımlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Andre Breton'un açıkladığı bildirgeyle ortaya çıkan akım bilinçaltını sanatın kaynağı olarak görmüştür. Aklın denetimini her türlü töresel ve sanatsal baskıya karşı çıkmıştır bu akım diyor arkadaşlar. Şimdi bilinçaltı dediği için ne olacaktır? Sürrealizm olacak. Sürrealizmin olmadığı şıkları şöyle eliyorum. Sanatın her dalına makineyi, hızı, dinamizmi sokmak istemişler. Müze, kütüphane, akademi gibi geçmişin mirasını bugüne taşıyan kurumları yıkmaya çalışmışlar. Makine, hız ve dinamizm dediği için fütürizm aklımıza gelecek. Cevabın Bursa Şıkkı olur. Romantizmle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Eski Yunan ve Latin edebiyatı örnek alınmıştır. Yanlış arkadaşlar. Bunu klasikler örnek almış. Çünkü... Romantizm Hristiyanlığı konularını tarihten, Hristiyanlıktan ve mitolojiden alıyor. Bu kesinlikle yanlış. Şöyle bunu yuvarlak içerisine aldık. Sanatçılar yapıtlarında kendi kişiliklerini gizlememiş, duygu ve tutkularını içtenlikle dile getirmişlerdir. İki doğrudur arkadaşlar. Bunu eliyoruz şöyle. Realizm akımına tepki olarak doğmuştur. Yanlış arkadaşlar. Onlar neye tepki olarak doğdu? Klasizm akımına tepki olarak doğmuştur. Anlatımlarındaki kişisellik ve içtenlik yerini bazen aşırı bir süslüle bırakmıştır. Bu da doğru bunu da eliyoruz. 1 ve 3 yanlış cevabın Bursa şıkkı. Aşağıdaki edebi akımlardan hangisi bu parçada söz edilen akıma tepki olarak doğmuştur? 17. yüzyıl başlarında Fransa kralı 14. Louis Derebeylerin hakimiyetini ortadan kaldırarak güçlü bir merkezi otorite oluşturur. Getirdiği katı kural ve yasalarla halkın özlemini çektiği düzen huzur ve istikrarı sağlamış olur. Bu düzen gereksinimi edebiyat dünyasında da görülür ve 1635'te Fransız dili ve edebiyatını güçlen, yönlendirmek üzere Fransız Akademisi'ni kurar. Bu akımın doğmasında ve gelişmesinde bu akademinin rolü vardır. Aynı yıllar içerisinde Descartes'in Aklı gerçeğe ulaştırmanın tek aracı olarak gören ve duyguların yanıltıcılığını savunan rasyonalist felsefesi de bu akımı besleyen kaynaklardandır diyor arkadaşlar. Baktığımızda bakın ne demiş? demiş ki bu akımı besleyen bir kaynak. Ve yukarıda diyor Katı kuralları ne yapıyorlar arkadaşlar katı kurallara karşı çıkmışlar. Kural deyince aklımıza klasisizm gelecek. Klasisizme karşılar. O zaman bunlar romantikler. Çünkü huzur, istikrar ve duygu düşüncelerini açık bir şekilde söylemek istiyorlar. Bu yüzden de cevabımız C. Parnasizm, realizmin şiirdeki hali. Naturalizm değil zaten. Realizm de değil. Cevap C. Bazı özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçının işi doğadaki güzellikleri gerçeğe uygun olarak dizelere aktarmaktır. Betimlemenin yanı sıra bilimsel ve felsefi düşüncelere de önem vermişler. Şair kişiliğini gizler, duygularını değil, dış dünyadaki gözlemlerini anlatır ve anlatımda nesnelliği ilke edinir diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz, sembolizm olamaz çünkü sembolizmde semboller var, kapalı anlatım var gördüğünüz gibi. Ondan sonra bu olamaz. Sürealizm olamaz. Orada bilinç altı var. Bunu da eliyoruz. Fütürizm olamaz. Makine, hız, dinamizm gibi şeyler var. Ekspresyonizm arkadaşlar iç gerçekliği öne çıkarmayı, dışa vurmayı e, ne yapar? Tabii ki arzular bu da değil. Parnasizmden bahsediyoruz. Yani şiirin daha doğrusu realizmin şiire yansımış halidir. Sanatçının işi doğadaki güzellikleri gerçeğe uygun olarak şiirsel bir şekilde vermektir. Cevabım E şıkkı olur. Bu parçada Anton Chekhov'un değerlendirmesini yaptığı eser aşağıdakilerden hangisidir? Anton Chekhov, Tanrım bu kitabın görkemi nedir böyle adeta bıçağın kemiğe dayanması gibi bir şey. Bazarov'un hastalığı nasıl da güçlü anlatılmış, kendimi halsiz düşmüş ve sanki ondan hastalık kapmış gibi hissettim. Ya Bazarov'un sonu, ya ihtiyarcıklar, Kakşina... Nasıl yaptığını şeytan bilir tam anlamıyla dahi yani yorumunu yapmıştır. Eserin yayınlanmasından sonra Türgenyev dünyada Avrupalı bir bakışa sahip tek Rus yazar şeklinde tanımlanmıştır. Arkadaşlar Turgenev Rus edebiyatının en önemli sanatçılarından babalar ve oğullar onun eseridir. Dolayısıyla cevabımız Denizli Şıkkı olur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Deneysel gerçekliğin edebiyata uygulanması deneysel roman anlayışı getirmiştir. nokta 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 Göre roman yazmak laboratuvarda deney yapmaya benzer. Roman kişilerinin fizyolojik yapılarını ve bulundukları çevre koşullarını ayrıntılı biçimde betimleyen yazar, bu kişilerin eylemlerini kendisinin seçmediğini, romana hiçbir müdahalesinin olmadığını iddia eder. O sadece deneyi gözlemleyen ve determinizme uygun olarak ilerleyen Olaylar zincirlerini kaydeden bir tutanakçıdır diyor arkadaşlar. Deneysel gerçeklik diyorsa, romanı yazmayı deney yapmaya benzetiyorsa arkadaşlar, bunlar naturalistlerdir. Bu yüzden cevabım C şıkkı olur. Bu dizeler aşağıdaki edebi akımların hangisinin etkisiyle yazılmış olabilir? Soğuk ve sıcak birinde tam sırasıydı ve oldu şarkı söylüyordu. Yassı çörek yiyor, tepsi güneşte diyor arkadaşlar. Bir kere alakasız sözcükler sıralandı birbiri ardına değil mi? Romantizm olamaz, duygu hayal yok, klasizm olamaz, akıl mantık yok. Fütürizm olabilmesi için makine, hız, dinamizm, sürat gibi şeylerin olması gerekiyor. Sembolizmde kapalı anlatım var ve sembolizm biçimsel e, özelliklere yer verir. Bu da değil. Sürrealizmdir bunun cevabı. Cevabım şıkkı olur.